kıymetli katılımcılar. Bugün burada toplanmamızın sebebi ülkemizde giderek artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek ve adaletin tecelli etmesini talep etmektir. Kadınlar maalesef ki her gün şiddetin, ayrımcılığın ve toplumun her alanında maruz kaldıkları baskının kurbanı olmaktadır. Sadece 2024 yılında 297 kadın katledildi. Ekim ayında 11 kadının hayatı elinden alındı. Bu durum ne yazık ki her gün gittikçe ağırlaşmaktadır. Biz bugün burada sadece katledilen kadınlar için değil, şiddet mağduru olup sesini duyuramayan milyonlarca kadın için de bulunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından artan şiddet vakaları, yasaların ve yaptırımların yetersizliği, faillerin beklenilen cezaya almaması toplumsal huzursuzluğu derinleştirmektedir. Hukukun kadınları koruma görevini yerine getiremediği bir ülkede bizler yaşama hakkını savunmak zorunda kalıyoruz. Her kadın cinayeti bir toplumun vicdanına atılan bir harç eldir. Her öldürülen kadın adaletin ve insan haklarının çöküşünü temsil eder. Sadece adalet talep ediyoruz. Cezasızlık politikaları ile cesaret bulan bu suçlular hak ettikleri cezayı almadan özgürce dolaşmaya devam ediyor. Oysa biz biliyoruz ki gerçek adalet her bireyin eşit onurlu bir yaşam sürmesi garanti altına almalıdır. Bugün buradayız çünkü kadınlar, insanlar yaşamak istiyor. Biz buradayız çünkü kimse bir daha öldürülmesin istiyoruz. Toplumun her kesimi, siyasetçiler, yargı mensupları ve sivil toplum kuruluşları artık üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Kadınlar için güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam talep ediyoruz. Son olarak buradan tekrar çağrımızı ineliyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadınların yaşam hakkını savunmayan her politika bu cinayetlerin ortak suçlusudur. Sessiz kalmak bu suçu ortak olmaktır. Adalet istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş'ta bir bardak su istediği için öldürülen Mesut Kazancı kardeşimizin ailesi de burada. Sadece kadına şiddet ve kadınların katli değil Mesut Kazancı kardeşimizinkini de dile getiriyoruz. Onun için de adalet talep ediyoruz. Ben bir esnafım, buraya çağrı yaparak geldik. Bize destek veren CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serap Genci, CHP Gençlik Kolları'na ve siz diğer duyarlı vatandaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir saniye. Sevgili arkadaşlar, Mesut Kazancı abimizin annesi de burada. Adalet talep ediyor. Kendisine bir söz hakkı veriyoruz. Bir bardak su istediği için oğlum öldürüldü. Çok kötü bir şekilde öldürüldüğü için ben Allah rızası için adalet istiyorum. Suçlular şu anda dışarıda geziyor. Ben onların içeriye girmesini istiyorum. Adalet. Sadece adalete güveniyorum. Evet, bütün Türk milleti de arkamızda olduğu sürece adalet yerini bulsun, suçlar cezaevine girsin. Ben o zaman rahatlayayım, cenazemin acımı hissedeyim artık. Adalet istiyorum. Tamam. Ben gel oğlum.